geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sayende daha iyi olacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok Bahar. Benim çok önceden bu kararı vermem gerekirdi. Hayır. Timur, bu o kadar kolay bir karar değil ki. Bir de seni düşününce bıçak altına yatamazsın öyle kolay kolay. Annene karşı geldin. Bunu beklemiyordum. Söz konusu sensin burada Bahar. Çocuklarımız. Çocuklarımız. Onları düşününce Timur, ay bunu söylemek çok zormuş. Yaşamak istiyorum. Evet, yaşamak istiyorum. Böyle ölümle burun buruna gelince, hani bütün hayatın film şeridi gibi gözünün önünden geçermiş ya, öyle derler. Yani burada olduğun sürede bizi düşündüm. Hani biz daha genç olamadan, sevgili olamadan anne baba olduk. Sonra sen kaçırdığın hayat için beni suçladın. Ben de seni suçladım. Yani senden nefret etmediğim, bunlar hiç olmadı desem yalan olur. Ama kendimden o kadar çok vazgeçtim ki Timur. Bilmiyorum, beni daha çok sevmeyi istedim. Sen öyle kahveyi seviyorsun sabah diye mesela. Sabahları kahve içtim ben de. Kalkamdan rahatsız oluyorsun diye sesimi kıstım. Neşemi kaybettim. Ben bazen benim nefesimden bile rahatsız olduğunu hissediyordum. Nefes almamaya çalışıyordum yanında. Ama bunları sen istemedin ki. Ben yaptım. Sonra böyle hayata olan tutkumu, gençliğimi, mesleğimi kaybettim. Eve kapattım ya kendimi ben. Hapishane gibi oldu sonra işte. Çocuklar, iyice yalnızlık. Sen kalabalıktın. Hastalarım vardı. Arkadaşlarım vardı. Sonra o kalabalıkların içinde ben iyice görünmez oldum. Ben o kadar yalnızdım ki suçlamak için bile kimsem yoktu. Senden başka. O yüzden seni suçladım. Ve şu anda hayatımı kurtaran yine sensin. Ben sana hayatım boyunca minnettar kalacağım. Çocuklarımı, annemi biraz daha göreceğim için. Teşekkür ederim. Beni affet. Seni suçladığım günler için beni affet. Saçmalama baba. İyi olacaksın. Evet. İyi olacaksın.